Efendim merhaba, ben Deniz Gökmen Bayraktar. İşin Yıldızı'nda yeniden sizlerleyim. Bugün çok değerli bir konuğum var. Biraz denizlere açılacağız onunla beraber ve çok önemli hikayesini, gerçek bir yıldızın hikayesini sizlerle onun ağzından paylaşmak istiyorum. Hemen hoş geldin demek lazım çünkü Kaptan Arif Erdem karşımızda. Efendim, çok teşekkür ederim, hoş bulduk. Öncelikle yelken bizim ülkemizde ne kadar meşhursa bizler de o kadar bu konuyla nasıl söyleyeyim tanınıyoruz. Yani hiç meşhur değilsin. Evet maalesef hani işin yıldızı da evet yıldızı olduk çocukken başladığımız için yıldızken başladık bu işlere. Gençken başladık demeyeyim de çocukken başladık. Sonrasında da meslek olarak seçtim çünkü eğitimim başka bir konu. Uzun zaman müzikle ilgilendim, enstrümanist olarak çalıştım. Bir dönemde malumunun medyayla da uğraştım. Bu işi yelkeni daha doğrusu medyaya taşımaya çalıştım. Şimdi halen aktif olarak yelken sporunu ve yatçılığı özellikle yetişkinlere yönelik sporu yapmaya çalışıyorum ve bunu öğretmeye çalışıyorum. Bu bir yaşam biçimi. Yelkenli yaşam da diyebiliriz. Bu yaşama nasıl adım atarız, nasıl başlarız, nasıl motive olabiliriz? Tabii önce ki, bir tanıtayım istersen. Lütfen. Kendisi, bu arada Kaptan Arif Erdem, benim de kaptanım, hocam, antrenör, milli hakem, aynı zamanda milli sporcu, yelken sporcusu. Yıllardır bu eğitimleri birçok insana, her düzeyde birçok insana kendisi veriyor, aktarıyor. Dolayısıyla aynı zamanda kendisinin bir de eğitim firması var, Akademi Turkuaz isminde. Bu firmada çeşitli düzeylerde birçok yelken gönüllüsüne, denizi seven, deniz sporlarıyla, su sporlarıyla uğraşmak isteyen insana yol açan bir akademiden bahsediyoruz değil mi? Evet, ismini o şekilde koyduk ve bu şekilde ben kurucusuyum. Sonuç itibariyle birçok kuruma, birçok çalışanla beraber hizmet verdik. Şu anda da özellikle yatçılığın yetişkinlere yönelik kısmında esas faaliyetimizi sürdürmeye çalışıyoruz ama burada demin de söylediğim gibi yelkenli yaşama nasıl geçeriz? Burada denizin içerisinde olmak için bir sandalla da olabiliriz. Hep düşündüğümüz gibi bu iş nasıl başlanır? Pahalı bir işmiş. Evet maalesef biraz pahalı. Biz araba lastiğiyle başladık. Evet, evet. Yani herkesin deniz macerası Türkiye'de. Evet bir şekilde lastik işiyle başladık diyorsun ama da çok önemli bir konu çünkü denizle iç içe olmak lazım. Yani önce ayağınızı sokmaya başladıktan sonrasında bunun için üzerinde dolaşmak için bir araç gerekiyor. Lastik de şambrel de bu iş için başlangıç olarak seçilebilir. Hatta onu büyütebilirsiniz. Üstüne tahta koyabilirsiniz. Vesaire. Ben Kadıköylüyüm. Doğma büyüme Modalıyım. Bizim dönemimizde sahil dolmamıştı. O sebeple de tabii yelkene denize daha sıcak olarak başlayabildik. Denize girilebilen bir dönemdeydik. Daha doğrusu plajların olduğu bir dönemdeydik sadece. Hemen burada bir gündem dışı bir soru sormak istiyorum. Denizlerin doldurulması, betonla sınırlandırılması, denizle olan ilişkimizi azaltıyor diye bir düşüncem var benim. Doğru mudur? Şimdi konunun uzmanı değilim ama teknik olarak incelemeye de ben de çalıştım bu konuyu. Söylenenler şu, çevre mühendisleri tarafından genel geç olarak deniz mümkünse doldurulmasın. Çok da yol yapılması gerekiyorsa bu tercihen kazıklı yol olsun. Gene denizin dokusunu versin. Neden diye sorarsan deniz dalgayla içeriye iyodu bırakmaya başlıyor. Dolayısıyla içerinin havasını serinletmeye başlıyor. O kokuyu size sunmaya başlıyor. Beton bloklarla oluşmaya başladığınız zaman ulaşamıyorsunuz. Çevremizde Akdeniz Çanağı'ndaki uygulamalara bakarsak da onlar da genelde denizin içini doldurmak değil, karayı boşaltmak var. Karayı boşaltaraktan oralarda liman yapılması çalışılıyor. Tabii İstanbul gibi çok hızlı büyüyen, ben İstanbul'dan bahsediyorum. Çeşitli illerde de bu başına geliyor. Bu planı da öngörmüyor. Yani şu anda 10 yıl içerisinde İstanbul'un 30 milyon olabileceğini konuşmaya başlıyorsak son 10 yılda da bir 10 milyon daha arttığını ya da 20 yıl içerisinde karesiyle orantılı büyüdüğünü varsayarsak buna kimse yetişemiyor. Dolayısıyla da denizin doldurulması gibi bir çare de söz konusu ama çok da iyi bir şey değil. Yani buradan neden iyi bir şey değil? Akıntıyı bozmaya başlıyorsunuz. Denizle olan ilişkinizi bozmaya başlıyorsunuz. Kişiler olarak bizlerin denizle olan iletişimi bozuluyor mu? Bozuluyor tabii ki. Uzaklaşıyorsunuz. Yani denizle sahil aranızda bantlar çekilmeye başlıyor ve onun üzerine sadece oturulabilen banklar, işte bir şeyler işilebilen yerler oluşmaya başlıyor. Çünkü o beton bloklardan hem denize girmek çok zor, hem bir şeyleri bağlamak, yanaştırmak çok zor. Çünkü gelen dalga orada kırılmaya başlıyor.
Şimdi bugün de gündemde olan bu dönemde mesela İstanbul'da Lodoslar oluşacak. Bu Lodoslar da oraya tekne bağladığınız zaman sıkıntı oluyor. Başka bir şeye ben hemen atlamaya çalışayım. Şimdi bu işin hani bir noktası var ki barınma ve bağlanma. Hakikaten bu zorlu bir süreç. Marinalarımız pahalı mı? Pahalı çünkü çok iyi hizmet veriyorlar ve çok güzel marinalarımız var. Dolayısıyla hak ettikleri bedeli alıyorlar. Almalılar da ve çok da güzel marinalarımız var. Fakat esasında isteklerimiz biraz bu işe yerel yönetimin küçük teknelerle bu işi yürütebilecek yollar açması, bu düzenlemeler yapılması, çeşitli balıklı barınaklarında bir yardım çalışmaları, uygun çalışmalar var. Ben mesela Kadıköy'de bu konuda çok faydalandığım balıkçı barınağı var. Ama gene de bir tekne bağlamak, barındırmak hakikaten almaktan daha zor bir iş. Bu işin tek konusu bu. Şimdi baktığımızda yatçılık çok gelişiyor ve büyüyor. Fakat piramit biraz tersten büyüyor. Yani büyük teknelerle büyüyor. Küçük teknelerle büyümesinin yolu açılırsa hepimiz barınmadan dolayı ve bağlanmadan dolayı. Bağlanmadan dolayı. Bu arada özendirme açısından da küçük teknelerin teşvik edilmesi tabii ki çok kişisel önemli. Edinmelerin artmasına neden olacak. Ve böylece aslında yaygınlaşacak. Yaygınlaşacak ve küçük teknesi olan daha büyük tekne almak isteyecek veya o teknelerin ikinci elleri daha çok oluşacak. Şimdi şöyle bir şansımız vardı. Ben gençken daha doğrusu okulumuz deniz kıyısındaydı ve okula sandalla veya yarıştığımız küçük teknelerle gitme şansımız vardı. Tabii şimdi bunu böyle anlattığınız zaman çok enteresan bir şeyden bahsediyormuşsunuz gibi geliyor. Bu bize denizle olan ilişkimizi sağlamaya başladı. Ben meslek olarak seçtim. Birçok arkadaşım tekne almadı ama teknede yaşamayı seçtiler. Tatillerinde arkadaşlarıyla, dostlarıyla tekneleriyle beraber dolaşmayı seçiyorlar. Tabii bir de başka bir işin boyutu var. Önce bunlarla, bu arkadaşlarla, denize çıkan bu arkadaşlarla şirketlerinde de bu işi kullanmaya başladılar. Evet, gelmek istediğim bir nokta. Dünyada gerçekten çok kullanılan bir iş. Bizim ülkemizde de çok kullanılıyor. Tabii ki sponsorluk yasası da buna çok büyük destek. Aktif olarak sporun dışarısında, motivasyon amaçlı üst düzey yöneticilerin de dışında tüm çalışanlara gerçek bir takım çalışmasını yapabileceğiniz bir ortam. Şöyle bir örnekleme yapabiliriz. Evet, örneklersek iyi olacak. Bir şirkette çeşitli bireyler, çeşitli çalışanlar var. Üst düzey, orta düzey, alt düzey, demeyeyim de giriş düzeyinde diyelim. Doğru kelimeyi kullanmadım. Bunun bütününü farklı bilgileri bir iç içe vererekten bir bütün halde kullanmalarını sağlamak, küçük bir ortamda daha yakın olmalarını sağlamak, hepsini bırakın çok güzel bir gün geçirmelerini sağlamak, gülen insanlar yaratmak. Çünkü denizlerde yaşayan insanlar o ülkenin gülen insanlarıdır aslında, gülen yüzleridir. Şimdi bizim ülkemize baktığınız zaman ne diyoruz? Üç tarafı denizlerle çevrili, adeta bir yarımada. Akdeniz çanağının gezilebilen en iyi 3 rotasından bir tanesine sahibiz. Dünya içerisinde de en iyi 10 yoldan bir tanesine sahibiz. Bazı görüşlere göre bu 3'e kadar çıkabiliyor. Şimdi bunu değerlendirebilecek herkesin imkanı olmayabilir ama bir tekne sahibi birisi olduğu zaman 5-6 kişi de bu tekneyle beraber gezinebilme veya o tekneyi kullanabilme veya 10-15 kişi kullanabilme şansına da sahip. Yatçılık için söylüyorum. Evet, buradan şu atasözümüzü de anmadan geçmeyelim diyorum. En iyi tekne arkadaşının teknesidir. Diyorsunuz ama ben ona çok katılmıyorum. En iyi tekne kendi teknenizdir bence. Evet, küçük de olsa, büyük de olsa, çok da büyük olsa, çok da küçük de olsa kendi teknenize dolaşmak kadar keyiflisi yok. Size kattıkları, yani gerçekte hayatınızda kullandığınız çok fazla şeyi katmaya çalışıyor ve öğrenmesi bitmiyor. Uğraşması da bitmiyor. Yeni bir meşgale sağlıyor. Aile bireylerini çok daha birbirinin içerisinde yaşatıyor ve birbiriyle olan ilişkilerini çok bağlıyor. Günümüzde çok net söylemek gerekirse herkes bir tabii ki kullanmak zorunda. İletişimde cep telefonu kullanıyor, bilgisayar kullanıyor, televizyonu seyrediyor. İlgi alakayı çeken çok fazla organizasyon var. Bir arada beraber olmak için yeni bir başlangıç da olabiliyor aileler için. Aynı şekilde şirketler ve kişiler için de beraber olmanın, çünkü o çalışanlar farklı elbiselerle, farklı yüzlerle birbirleriyle çok fazla diyalog kuramıyorlar. Örnek verelim, işte bir faks gelmiş olsun ki hala faks kullanılıyor mu diyeceksin. Var var. Faks geldiği zaman aman faksı yere düştü, ben şimdi bunu almayayım çünkü beni görmesin ya da ben de dokunmayayım. Benim işim değil. Benim işim değil.
Orada anlaşılıyor ki bir anda almalıyım ki görmeli çünkü bu benim şirketim için o faks masaya konmalı ve o rayın o döngünün içine girmeli. Yelkencilikte de böyle bir durum var değil mi? Orada herkes... 3 aşağı 5 yukarı eşit. Paylaşılan, paylaşılan liderlik var öyle diyelim. Yani ben kaptanım da her şeyi ben söylüyorum diye bir şey diyor. Siz uzun gittiğiniz zaman sizin de uykunuz geliyor. Değişiyorsunuz. Diyorsun ki Gökmen kaptan şimdi sen devam ediyorsun. Vardı ya sen de. Bu işi geliştirdiğin zaman işin böyle biraz da hani tatlı kısımlarından bahsedelim. Evet bence de. Yelken deyince Gökmen benim çenem düşer yanlış anlama böyle konuşurum da saatlerce de konuşurum ama. Zamanımızı verdiğim müddetçe zaten sizin hikayenizi paylaşmak istiyorum. Çok mersi. Burada biraz da benim hikayemden çok yelkenin hikayesini, yelkenli bir yaşamın hikayesini anlatmaya çalışıyorum. Ki bir nebze bizi dinleyenler gözlerinde mavi şeyler oluşsun, mavilikler gelsin. Bu işe zaman ve bütçe ayırmalarını sağlayalım ya da en azından bugün olmasa da önümüzdeki bir zaman içerisinde başlayabilmeleri için elimizden geleni yapalım. Ülkemizde şu anda yatçılıkla ilgili çok fazla eğitim veren kişi, kurum, kuruluş var. Bu da iyi bir fırsat. Bizle de çalışabilirler. Dolayısıyla bana da ulaşabilirler. Veya bu konuyla ilgili yapmak istedikleri, şirketleriyle yapmak istedikleri planları geliştirebiliriz. Bir danışmanlık yapabiliriz. Dediğim gibi sponsorluk yasası çok güzel. Çok farklı şeyler sunuyor. Ani ve nakdi olarak bunu düşebiliyorsunuz. Vergiden düşebiliyorsunuz. Ve spora katkı sağlamış oluyorsunuz. Ve bildiğim kadarıyla dünyanın... En önemli markaları, çok büyük markaları yat yarışlarına, yelken yarışlarına çok büyük sponsorluklar yapıyorlar. Bunu ya şöyle boşuna mı yapıyorlar? Şöyle söyleyeyim. Paralarını boşa mı harcıyorlar? Aslında, hani görünmüyor diyoruz ya, çok ünlü değil yelkenciler. Tabii çok ünlü paralar, çok ünlü markalar çok değerli paralarını. Bu işte çünkü bir şirketin parası sponsorluk anlamında çok değerlidir. Evet. Ve bunda gerçekten çok iyi dönüşüm almak ister. Kat ve kat 1 lira koydukları için 10 liralık dönüşüm aldıklarını bildikleri için hem de markalarına değer kattığı için. Şimdi buradan isim vermeyeyim ama yat yarışları zaman zaman formülü geçmekte. Dünya üzerinde futboldan daha fazla para harcanan bir kısım. Çeşitli ülkelere göre çok yaygın. Ülkelerin planlarına göre veya yaşam biçimlerine göre. Fakat kendilerini buldukları dünyaca markalar kendileriyle özdeşleştikleri spor aynen formula gibi, araba yarışı gibi, tenis gibi, yelken de bu golf gibi bunlardan bir tanesi ama yelken biraz daha belki ben öyle görmek istiyorum. Yatçılık içerisinde meşhur Amerika Kupası var. Buradaki yarışan iki tekne artık çok hibrit olmaya başladılar. Süratleri de deniz otobüsünden daha hızlı gitmeye başladılar. Çok ciddi artık kask falan kullanıyorlar üstüne binenler. Çok anormal süratler yaşıyor bu tekneler. Üzerlerinde yelken için şunu da söylemek geçerli. Yelken bir akışkanlar mekaniğidir spor dersek. Çünkü iki akışkan da geçiyor. Biri hava biri su. Bu teknelerden bir tanesi önce Boeing'in bir kanadını kullanmaya başladı. Teknoloji böyle olunca yani yelken bezi yerine bir kanat kullanmaya başladı. Kanat kullanmaya başladı. Evet, kanat kullanmaya başladılar direkt olarak yani yelken bezini kanat gibi kullanmak yerine direkt kanatı yelken olarak kullanalım dediler. Evet. Süratler teknoloji arttı ve teknenin de altına da uzattığımız o salmaların ucuna da bir kanat eklediler. Tekneler de sudan kesildi. Sürtünme de arttı. Hidrofil gibi suyun üstünde gidiyorlar. Üstlerinde kanat. Böyle de görüntü olarak da giderken de çıkardıkları ses de efsane bir ses. Onu da belki gösterebiliriz. İnanılmaz bir sesleri var. Yani sanki böyle bir canavar geliyormuş gibi falan hissediyorsun. Böyle o kütlenin o şekilde hareketi. Ben de bunları ekranlardan büyüleyici tabii. Tabii o kadarına gerek yok ama bir de işin hakikaten romantik ve hoş bir havası da var. Beyaz yelken. O tarafıyla daha çok ilgileniyorum açıkçası. Gittiğin yeni yerler görmek, yeni insanlar görmek. Şimdi denizden herhangi küçük bir yere gittiğin zaman bir de çok böyle aman buraya gitsek ne olacak dediğin normal bir yer. Denizden oraya gittiğin zaman bir de o varmanın yani o seyahatin sadece kendisi çok büyük bir mutluluk. Orası da sana vay ne kadar güzelmiş burası denizden baktığım zaman diyorsun. Denizin içinde, yelken içinde biraz böyle şeyler söyleyebilirim. Peki yapmak istiyorum, yelkenci olmak istiyorum. Ne yapmam gerekiyor? Bana
maddi ve fiziksel, zamansal olarak yükü nedir? Şimdi yani hani, Akademi Turkuaz'a gelsem bana ne diyeceksiniz siz? Peki biraz da ben kendimi tanıtayım. Nasıl anlatayım? Bu işe nasıl başlarız? Bana bir e-posta atmanız yeterli. Yapmak istediklerinizle nereden? İlgili. ariferdem@akademiturkuaz.net veya com adresinden. Tekrar edeyim, ariferdem@akademiturkuaz.net veya com adresinden bana bir e-posta atmanız, yapmak istediklerinizi, hayallerinizi anlatmanız yeterli. Başlangıç seviyesinde bir kursumuz var. Burada 17 saatlik çalışma yapıyoruz. Sonra bunun devamı var. Bir sertifika eğitimi ise 36 saattir. 36 saatin ilk kısmı. Bunu yaptıktan sonrasında herhangi bir arkadaşınızın teknesinde iyi bir misafir olabilirsiniz. Ya da bir tekneyle uzun yollara kullanmak amaçlı değil ama sizin gidebileceğiniz bir kısım olabilir. Veya daha sonrasında bizimle beraber çeşitli seyahatlere katılabilirsiniz. Geliştirebilirsiniz ama bu şekilde bir yerden başlayabilirsiniz. Bernard Shaw'un söylediği gibi, bilir misin o hikayeyi? Hangisi? Hani hep zordur ya, işte bir yerden başlamak lazım. Onun noktasında. Aslında anlatayım, Marilyn Monroe ile ilgili bir hikaye bu. Sormuşlar işte, niye hanımların eli öpülür, siz de burada öptünüz elden. O da demiş ki, bir yerden başlamak lazım. dolayısıyla burada teknelerde bir hanım olduğu için onlarla bir ilişki, evet pahalı bu, şimdi çok zor bir şey, sanki ulaşılmaz gibi. Bir yerden başlayabilirsiniz. Bir noktadan başladıktan sonra bugün ne kadar vaktiniz gider? Hafta sonları çalışıyoruz. Yani çalışanlar için konuşursak. Vakti olanlar için ise hafta arası da çalışmaya çalışıyoruz. Hafta arası bizim için daha uygun fiyatlı yaptığımız bir iş. Hafta sonu ritüeller var, genelde yaptıklarımız var. Şu anda da bot show açılacak. Seninle onu ziyarete gideceğiz. İstanbul'da havalar biraz daha bu sene farklı gidiyor. Tandansları var. Isınıyor, soğuyor. Aslında hava ısındığı kadar da soğuyacak. Önümüzdeki haftalarda soğuk günler bizi bekliyor tekrar. Dolayısıyla Mart ayından sonra, Şubat ve Mart dışında İstanbul'da kolaylıkla bu iş her zaman yapılabilir. Genelde bütün Akdeniz çanağı için Şubat ve Mart'ı uzak tuttuğunuz zaman yılda 10 ay hafta sonları yapabilirsiniz. Hava ve deniz şartları müsait olduğu zaman kimsenin çok çekinmesine gerek yok. Denizde can güvenliği ile ilgili malzemeleri, bunda en başında uygun can yeleği gelmekte. Bunları biz de veriyoruz kişilere. Deniz giysileri, onları da veriyoruz. Teknenin üzerinde rahatsız edebilecekleri ve üşümeyecekleri veya ıslanmayacakları. Daha sonrasında bu eğitim sonunda bir hedef de koyuyoruz. Bu 17 saatin sonunda diyoruz ki, bir rota veriyoruz. Bu rotalardan bir tanesinde şurada sizin adresinizde yemek yiyeceğiniz bir yer var. Orayı da bulursanız vakitlice gider, o yemeğimizi yiyip geri dönebiliriz. Yok, bulamazsanız, o navigasyonu yapamazsanız gecikebiliriz. Ve bunda o hiç birbirini tanımayan o kişiler içerisinde bile, bazen 6 kişi de birbirini tanımıyor. Onlara bir takım çalışması haline getirip daha sonrasında dostlukları ve ilişkileri devam ediyor. Hatta birinden biri tekne de almış oluyor bir şekilde. Takım oluyorlar, yarışlara takım katılıyorlar. Yarışlara katılıyorlar. Bu da ayrı bir konu ama şunu da çok gördüm. Yani ben 4000 kişiye ulaştım diyebilirim 16 yıldır. %10'u tekne sahibi oldu. Yani çok teknem var aslında. Devamlı rastlaşıyoruz bir sürü arkadaşla beraber. Seni de bekliyoruz tekrar. Ve buradan da artık biliyorsun. Artık geleceğim. Çok davet etti sağ olsun. Eğitimlere de davet etti. Artık kameralar var teknelerde, biliyorsun. Küçük koyuyoruz. Evet. Oradan çektiklerimizi de veririz. Belki denizde bir programlar yeniden yaparsın. Yapalım böyle bir şey. Vallahi yapalım değil sözleşmiş mi? Sözleşmiş olalım. Gerçekten tamam. Yapalım. Bir yelken gizlisi programı yapalım. Adını da mümkünse, benim çok sevdiğim bir cümle var. Onu koyalım. Yol güzeldir diyelim. Yürüyelim, gidelim. Ben son olarak hani maddi yüküyle ilgili, şimdi çok pahalı spor olarak bilinen sporlar var. İşte golf var. Eskiden tenisti. Tenisi şimdi ucuzlattık. Artık şeyi de hani o bir kısım insanın... Valla tenis böyle, hala pahalı bir şey gibi duruyor. Pahalı mı? O kadar Agassi dedi ya, how much you have money dedi. Hani birisi benimle evlenir misin dedi. Senin ne kadar paran var falan. Yani. Tenis biraz... şimdi ben şöyle söyleyeyim. O soruyu anladım. Pahalı mı? Mıyız? Yani yelken... Bence dünyanın en pahalı sporları ne biliyor musun? Zengin mi olmalı? Dünyanın en pahalı sporları tribünlerde oynanan sporlar. Yani futbol oynamak için koca bir stadyuma ihtiyaç var. Onun maliyetini düşünsene. Oo, bakış açısı. Tamam, sevdim bunu.
Yani dolayısıyla onlar çok pahalı sporlar. Bir at yarışı için bir velodroma ihtiyaç var. Bunun maliyetleri çok korkunç. Yelken tekne için en fazla bir tekneye ihtiyaç var. Tamam. Bunu da denizde yüzebilmesi için boyu 6 metreden başlayıp da 25 metreye kadar çeşitli boylarda tekneler var. Bunun üzerinde de binebilen insan sayısı değişebiliyor. Denize çıkmak o kadar zor bir iş değil. Biz denize çıkmak diyelim bunu istersen. Bu işin yani 17 saatlik bir kursun maliyeti nedir diye bana onu soruyorsan çeşitli fiyatlar var. Evet, ama bu o maliyet değil. O ortalama bununla ilgili ayırmam gereken zaman, alacağım eğitim, işte ehliyet vesaire, böyle çok büyük paralara mal oluyor mu? Yok, hayır, olmayacak da. Normal ehliyeti almak için ne para ödüyorsan o parayı ödüyorsun. Burada biraz daha sağlık raporuyla ilgili bir şeyler var. Denize çıkmakta ya da yelken eğitimi almakta İstanbul'da bu işler hakikaten çok zor değil. Çok ciddi bir eğitim veren, bu işi severek yapan, gönülden çalışan benim gibi arkadaşlarım var, hı-hı, kardeşlerim var. Dolayısıyla bu işi çok kolaylıkla yapabilirler. Çok da kolay adres bulunur. İnternete girmeleri yeterli. Zaten eşlerinden, dostlarından duyuyorlardır. Şu anda çalışanlar yönünde böyle bir çalışma var. Yani çalışan kesimde bir yerken hafif bir ilgilerini çeken bir alan oldu. Hatta Bodrum'da da, güneyde de, özellikle Bodrum'da, güney illerinde, Marmaris'te de keza çok yarışlar düzenleniyor. Daha sonra kendilerine bir takım oluşturup orada yarışıyorlar. İstanbul'da da yarışlar düzenleniyor. Şirketin içerisine taşıyıp şirketin de bütçeleriyle yarışabiliyorlar. Bir birey olarak bizim için katılması için bir kişinin 14 yaşından geçkin olması lazım. Dediğim gibi yelken sporuna başlamak için hani kısa ve öz, zengin olmam gerekiyor mu bunun için? Zengin olman gerekmiyor ama tekne almak için olabilir. Evet. Şimdi, tekne almak için belli bir bütçe. Zengin bir yaşam yani yelken sporu için gene İngilizlerin bir atasözü var. Yelken sporu ne zenginlerin ne fakirlerin sporudur der. Sadece kralların sporudur. Yani şöyle bir bakış, zengin olmak lazım. Yani zengin ama içsel zengin olmak, kafaca zengin olmak lazım. Biraz böyle umarım haddimi aşmadım. Çünkü karada yaşıyoruz. Dünyanın 1/4'ü deniz. Evet. 1/4'ünü kullanmak istiyorsanız denizde de olmanız lazım. Evet. Nasıl bugün bir araç kullanıyoruz, bisiklet kullanıyoruz, araba kullanıyorsak yelkenli bir tekne. Neden yelkenli tekne? Hani ben de bu işin romantiği, saykosu değilim. Niye yelkenli tekne kullanıyorum diye sorarsan, bir, güvende olmak için, iki, ekonomik olmak için. Hiçbir zaman 12 metre boyunda bir tekne Atlantik'i motoruyla aşamaz ama bir yelkenli tekne aşabilir. Veya uzun seyirler yapıp içinde barınabilirsiniz. Tabii ki uzun zaman denizde yaşamayı düşünüyor musun, böyle bir şeyler yap? Evet, zaten denizde yaşamayı düşünüyorum ama karada da yaşıyoruz. Bunun için yani illaki yelken değil ama yelkenin size kattığı şey, biraz onunla dolaştığınız zaman bugün gelirken trafiği yaşadık. Hiç o trafik aklımdan girmiyor ama ne kadar fazla karada fazla kalırsanız daha böyle gergin olmaya başlıyorsunuz. Denizdeyken size verdiği bir mutluluk var. Bu da serotonin tabii ki. Bu oksijen bu. Mesela denizin sahili kenarında olmamızın temel sebeplerinden bir tanesi de oksijenin çok bol olması. Şimdi bu denizin tutma efekti de var ya, hani denizin tutma efekti herkes de var. Onun sebebi de biraz serotonin salgılamaktan. Yani kortekse direkt olarak serotonin yerleşmesiyle kendinizi hafif esneme, sonrasında melankoli, sonrasında acıkma ve mutluluğu, o denizin çarpması hali, tabii çok fazla çarpanda biraz da bulantı da geliyor ama denge merkezinde kusma merkezi yan yana olduğu için aslında o yan ürün olarak geliyor fazla etkilenenlerde. Dolayısıyla bu yer çekiminin biraz değişikliğinden dolayı, denizde sallanmaktan dolayı kesinlikle mutlu olacaksınız. Deniz havası alacaksınız. İstanbul'da adalar, modalar biraz dolaşacaksınız. Yanında da hayatınızda, günlük hayatınızda kullanacağınız. Bugün rüzgar lodostan esiyor, basınç düşük, başım ağrıyabilir, kan basıncım dışarıya doğru benim damarlarımı itiyor. O yüzden baş ağrısı yapacak bu. Lütfen camı pencereyi açayım, içerideki iç basınca dış basınca eşitleyeyim gibi. Ya da kuzeye döndü, hava çok sert, soğuk olacak. İstanbul'un Poyraz'ında üşüyebiliriz.
Bugün kuzeyli rüzgarlar var. Biraz da sular çekik olabilir. Vapurdan inerken başımı çarpmayayım vesaire. O bayağı bir yani bilgi. Böyle bir etrafa biraz daha Kızılderili gibi bakar bir hale geleceğiz. Şirketler içinse bulunmaz Hint kumaşı. Çünkü cumartesi pazar da çalışanları bir arada tutacağınız ve zorunlu olarak tutacağınız bir yer. Yani ha ben şimdi bu işi bırakayım kaytarayım da şu tarafa döneyim de diyebileceğiniz bir şey yok. Çünkü o 10 metrelik teknenin içerisinde herkes bir arada. Ama keyifle. Mutlulukla ve keyifle. Evet. Valla çok teşekkür ederim. Sizi anlatırken ben bayağı bir açıldım. Ya ben de bir noktaya adaları dolaştım. Bayağı bir gezdim. O rüzgarı da aldım, güneşi de aldım. Yani şimdi tabii ki o burada İstanbul'da yaşadığınız için bu gene coğrafyadan çok şanslıyız. Marmara Denizi'nde 30'dan fazla adanın üzerine çıkabiliyoruz. Düşünebiliyor musun? 30'dan fazla ada var. Evet. Üstüne çıkabiliyorsun. İstanbul'da hemen mesela Fenerbahçe'den denize çıktığın zaman yaklaşık bir saat sonra varabileceğin adalar var. Destinasyon da demiyorum. Adalar var. Hemen küçük küçük noktalar var. Burada butik yerler var gezebileceğin, dolaşabileceğin yerler var. Dolayısıyla İstanbul bile çok şanslı. Çok şanslıyız. Bu şansı değerlendirelim hep beraber. Efendim işin yıldızında Arif Erdem, Kaptan Arif Erdem'i ağırladık. Daha da anlatacak çok denizcilerin hikayesi biter mi? Bitmez. Ben artık yayın sonrası dinleyeceğim, eğitimlerde dinleyeceğim. Size de tavsiye ederim. Neyi tavsiye ederim? Denizde olmak çok ayrı bir motivasyon ve insana iç huzuru sağlıyor. Hani çıkanlar biliyordur zaten, söylememize gerek yok değil mi hocam? Önünde sonunda doğada yaşamayı tam olarak idrak etmiş olmamız hepimiz için gerekiyor. Burada tek benim katkıda bulunacağım nokta o. Karada, denizde doğayla barışık olarak, geldiğimiz yerle barışmak üzere hareket etmemiz gerekiyor. İşte tam bu noktada da bu programda yine yıldızları görmeye devam edeceksiniz. Son söz, yol güzeldir. Buluşalım.